Ölmek can yakar mı? Huzur içinde ölmek mümkün mü? İlginç. Henüz ölmedim bilmiyorum ama insanların neden ölümden korktuğunu ben düşündükçe aslında çoğunlukla ölümden ziyade ölüme giden yoldaki acıdan çekindiğimizi fark ediyorum. Çünkü biz fiziksel olarak ölümü bilmediğimiz için ondan korkamıyoruz. Yani ölüme dair bildiğimiz en iyi şey çok yoğun işte acı atıyorum yanmak, düşmek, bir şey yani o büyük heyecan ve acı durumu. Aslında ölüm diye korktuğumuz şey genellikle o. Muhtemelen, şimdi büyük konuşmayayım sonuçta hepimiz öleceğiz yani şey olmasın ama ölüm dediğimiz şey gerçekleştiği zaman fiziksel bedene dair bütün kısıtlılıklar ortadan kalkacağı için karın açlığıdır, can acısıdır, ağrıdır, sızıdır. Yani hiçbir şeyin kalmadığı son derece huzurlu bir durum olacağını öngörebiliyorum. Zaten biliyorsunuz ölüme yakın deneyimlerde işte beyaz ışık görülüyor, oraya gidiyor hep böyle güreşçi tipler falan. Daha şimdiye kadar hiç böyle ölüme yakın deneyim yaşayıp da yani ölüp dirilip tabiri caizse işte ameliyatlarda ya da kazalarda geri gelip de ya şöyle bir canavar gördüm arkamdan bir şey kovaladı falan diyen yok. Herkes böyle bir hoşluk tarif ediyor. Böyle bir hafiflik hissi, bir uçuyor gibi haller, işte kendini yukarıdan görmeler falan filan. Ve bu anekdotlar çok ilginç bir şekilde yaştan, dinden, coğrafyadan ve zamandan bağımsız olarak birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bu tip deneyimlere baktığınızda ki bu insanlar dikkat altını çiziyorum ölmüyorlar. Çünkü beyin ölümü olsa oradan geri gelemezsiniz. Bu insanlar fiziken, bedenen ölüyorlar. Beden bir süre duruyor. İşte kalpleri duruyor, kan dolaşımları duruyor. Beyin fonksiyonları aşırı yavaşlıyor ama durmuyor. Çünkü beyin ölümü denir. Ondan dönmek mümkün değil. Böyle bir durumdan sonra geri dönen herkes güzel bir şey tarif ediyor. Demek ki diyoruz biz de baktığımızda aslında biz ölümün kendisinden değil, ölüme götüren yoldan yani acıdan, işte ağrıdan bilmem neden aslında korkuyoruz. O da çok son derece normal yani bir canlı olarak hayatımızı sürdürmeye çalışırız. Ondan korksak iyi olur. Yani acıdan korkmayana deli diyoruz. Yapmayın öyle. Yani hakikaten ışığı gördüm şeyi... Siz mi demiştiniz? O hakikaten onu gözlemleyebiliyoruz. Evet öyle bir şey var gibi. Yok. Bu çok fazla anekdotlarla aktarılan ve ortak noktaları tesadüf denemeyecek kadar fazla anlatılan bir anekdot. Yani çok kişi bundan bahsediyor ve genel şey önce bir hafifleme, sonra bir tünel yani bir yerden bir geçme hissi, bir ışık. Parlak, güzel ve huzur verici bir ışık herkesin söylediği ve ışığın orada ya da oralarda eski ölmüş tanıdıklarla görüşme ya da ona benzer işte güvenilir insanlarla işte kimine göre meleklerle kimine göre bir şeylerle karşılaşma. Bu hep anlatılan bir şey. Zira hani orada melek vardır inanırsın inanmazsın o ayrı bir konu ama ya yani insan bedeninde daha doğrusu bu dünyada herhangi bir fiziksel bedende hayatta kalmak çok zor. Eğer bu dünyada fiziksel bir varlık olarak işte kas kemik sistemini falan hareket etmeniz gerektiğini o hareket ederken de onunla etraftan verilir değerlendirmeniz işte ağrı duyusuna göre işte acıdan kaçınmanız falan işte tada doğru gitmeniz eşe doğru yönelmeniz falan gerektiğini düşünün. Şimdi bu ağır bir görev beyin çok meşgul falan. Eğer ki bir de tabii bir de tırnak içinde yani bunu özellikle tırnak içinde belirtmeliyim. Bilinç dediğimiz şey eğer ölümden sonra devam ediyorsa bir şekilde. Yani bunun için illa bir ruh muh öbür taraf düşünmenize gerek yok. Dalga gibi düşünün bilinci. Maddeyi aracı kullanan bir dalga olsun. Nasıl ki işte dalga denizde giderken deniz suyu yukarı aşağı hareket eder ama dalga başka bir tarafa doğru gider. Çünkü seyahat eden aslında bir enerjidir. Deniz suyu ona bir medyum, bir aracı olur. Ve bunun gibi bedende böyle bir eğer böyle bir şeyse, zihne bir aracıysa ya da bilince. Bilinç bu bedensel meşguliyetten koptuğu anda ki ona ölüm anı diyebiliriz. Hani bir enteresan rahatlama yaşaması bence kaçınılmaz. Ama dediğim gibi büyük konuşmayalım. Ölmedik. Yani onu ölünce göreceğiz gibi ya da göremeyeceğiz bilmiyorum. Ne olacak hiçbir fikrim yok ama enteresan bir şey olacağı kesin. Yani o bir hafifleme, o bir rahatlık çok 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 fazla bahsedilen bir duygu. Ve muhtemelen acımayacak. Yani korkmayın hepimiz öleceğiz. Sakin. Yani ama yaralanmamaya çalışın. Yani kendinize iyi bakın. Peki hocam böyle insanlar sanki bunu çok böyle bilebileceklermiş gibi yok yanarak ölmek, yok boğularak ölmek, ya uykusunda adam kalp krizinden gitmiş ne güzel en temiz ölüm falan gibi böyle yorumlar yapıyor. Yani bu... Bak dikkat et bu da aynı şey. En temiz ölümden ne kastediyorlar? Acı duymadan gitti. Ama bu mesela hani sonuçta ölüyorsun. Ölmek tabii. Denen şey bir eylem aslında. Aynen. Ve eşit, evet. Eşit eylemlerin bitişi. Eşit olması gerekiyor. Yani ona kadar gelen süreç
Mesela ama rahat yani, geçti, kötü geçti. Yani şunu düşün, Allah korusun, yani yanarak ölmek, ölene kadar bayağı yanıyorsun yani. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü ölüm sonuçta içeriden olan bir şey tabiri caizse. Yanmak dışarıdan gelen. Yani o en azından ağrı reseptörlerin hasar görene kadar ya da işte beynin bir şekilde devreden çıkana kadar o acıyı hissetmek hakikaten dışarıdan baktığında çok hoş gözükmüyor. Fakat şu da var. Çok ekstrem durumlarda, uç koşullarda, mesela savaşlarda ağır yaralanmalar gibi ya da büyük yanıklar vesaire gibi durumlarda ya da mesela kazalarda çok insan onu deneyimlemiştir, işte birisi işte atıyor motosikletin üzerinden ya da arabanın penceresine uçuyor, yere düştüğünü bile fark etmiyor. Yani o acıyı o kadar hissetmiyorsun dışarıdan görüldüğü kadar. Çünkü beynin o kadar aşırı acıları kesen bir sistemi var. Onun şurada arkada, yani beyin sapının üstünde bir anahtarı var, işte periakvaduktal gri madde. İsmi bu. İsmi çok havalı gözüküyor da aslında bir tane orada bir kanal var. Kanalın etrafında böyle gri bir bant şeklinde hücre yoğunu var. Periakvaduktal kanalın çevresinde demek. Gri madde de gri madde demek. Orası bir nevi santral gibi, yani yukarı ağrının ne kadar çıkacağını falan hesaplayan kısım. Orası açılıp kapatılabiliyor. Hep örnek veririm, işte evde böyle güzel güzel miskin miskin sabah kalktın yürürken ayağına iğne batsa ne kadar acır. Aynı iğne bombardımandan kaçarken ayağına batsa ne kadar acır. İkisi arasındaki farkı belirleyen beyindeki santraller. Bu da biraz öyle bir şey. Yani hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi olmayabilir. O yüzden belki de kalp krizinden tertemiz gitti dediğiniz adam sabaha kadar Allah saklasın ama böyle boğulma reaksiyonlarla falan işkence çekerek de ölmüş olabilir. Onu bilemezsiniz. Evet, ben de o yüzden. Aynen aynen. Yani. O yüzden çok peşin hükümlü olmamak, erken sonuç çıkarma hastalığına düçar olmamak gerekiyor efendim. Ölelim görürüz. Gecinden. Peki o huzur içinde ölmek? Ben bütün ölümlerin huzurlu olduğunu düşünüyorum. Şu Imagine of Lying'de öyle bir sahne vardı hocam, evet. Hatırlarsınız. Yani o huzur annesine, içinde... Evet. Annesine yalan söylediği, evet, sahne ilk. Mesela o huzur içinde ölmek mi oluyor? Yani? İşte o acıyı azaltacak. Şimdi Ricky Gervais ateist ve propagandist ateist bir komedyen olarak o filmde çok güzel bir şey istiyor. Yani bütün inançların aslında rahatlatıcı yalanlar, en hafif tabiriyle rahatlatıcı yalanlar olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ben o filmi seyrettiğimde mesela inançlı bir insan olmama rağmen o film çok hoşuma gitti. Çünkü orada anlattığı şey tamamen doğru. Kaynağını, doğruluğunu %100 doğrulayamayacağınız bir inanç sizin acınızı hafifletiyorsa bu iyi bir şeydir. Acı çekerek hiçliğe yuvarlanmaktan daha iyidir. Dolayısıyla orada Ricky Gervais'in oynadığı karakter annesinin acılarını azaltmak için, bu arada bu bir komedi film, böyle gamlı gamlı anlatıyoruz ama bayağı komik bir film yani. Annesinin acılarını azaltmak için ona diyor ki hayır diyor, sen yok olmuyorsun, çok güzel bir yere gidiyorsun, orada işte bütün eski ölmüşleri göreceksin falan. Tabii orada hiç yalan söylenemeyen bir yer olduğu için insan ilk defa böyle bir hikaye duyup bir anda adam işte peygamber ilan ediyorlar falan. Aa gerçekten adam öbür tarafı biliyormuş falan filan gibi. Şimdi bu olayı makaraya sarıyor ama bunu şu açıdan düşünün. İnsan beyni anlamla çalışır. Dünyaya hikayelerle anlam verir ve o anlamların içerisinde yaşar. Aslında biz hepimiz kendi anlamlarının ürünü insanlarız. Yani anlamımız nasılsa hayatımız o hale dönüşür. Ve bu uzun bir mevzu. Bunu başka bir videoda tartışırız. Yani bu çok çok önemli bir mevzu. Ve o anlamın içerisinde sizin acınızı kesecek her şey iyidir. Acınızı anestezikler de keser, uyuşturucular da keser. Ama anlam dediğiniz şey sizi bir tarafa yönlendirir. Dolayısıyla inançlar işte binlerce, on binlerce yıldır bu işi yapar. İnsanın bu dünyadaki yaşayışına bir anlam verirken ölüm denen o kaçınılmaz yokluğu da bir anlamlandırmaya çalışır. Yapmaya çalıştığı şey odur. İster insan yapımı olsun, ister gökten gelsin, ister içe ilham gelsin, nasıl gelirse gelsin. Bu hikayelerin esas amacı bu normalde anlamsız, saçma, geçici, hani hiçbir hedefi yokmuş gibi gözüken şu canlık dediğimiz kısa maceraya bir açıklama getirme çabasıdır. Ha, ben böyle bir açıklamaya ihtiyacım yok, yiyorum, içiyorum, yatıyorum, yuvarlanıyorum diyorsan okey, yani ona kimsenin diyeceği bir şey yok ama böyle anlam arayışında olan insanları da gerizekalılıkla ya da efendim dilizyonla suçlamak da çok insaflı bir şey değil. Her zaman söyledim, hep söylerim ve bundan sonra da hep söyleyeceğim. İnsanı açlık değil, anlamsızlık öldürür. Anlamsızlık bizim kanserimizdir. O yüzden şu ya da bu şekilde bir anlama ihtiyacımız var bu hayatta kalabilmek, bu hayata tutunabilmek için diye düşünüyorum. Ozancığım, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bundan sonraki soruyorum da Ozan'a dinleyeceğim. Yeter artık. Yardışırım hocam.